Şu anda New York Müzesi'ndeyiz ve memleketi Zia Pueblo olan, kısaca Ma-P-V olarak da bilinen Velino Shije Herrera'nın bir tablosunu inceliyoruz. 20. yüzyılın başlangıcında bir Amerikan yerlisi ya da Kızılderili tarafından yapılmış sanat eserlerini incelemek oldukça ilginç. Çünkü burada pek çok farklı etmenin bir araya geldiğini görüyoruz. Burada Amerika'nın doğu yakasındaki modernist sanatçıların da Güneybatı'da gelişmeye başlayan turizm sektörünün de etkisini görmek mümkün. Tabii ki yerel geleneklerden esinlenerek tablolar yapan pueblolu sanatçıları da unutmayalım. Bunu aslında ergenlikte pek çok farklı faktörden etkilendiğimiz döneme benzetebiliriz. O dönemde en az 20 yıldır Güneybatı bölgesindeki turizmin gelişmesi, turistlerin sanat eserlerine ilgisini arttırmıştı. Burada aynı zamanda pueblolu çocuklara dayatılan Avrupalı ve Amerikalı bir bakış açısının domine ettiği devlet ve okul sistemleri de söz konusu. Ama en önemlisi yerel gelenekleri ve bu video özelinde de resimle ilgili yerel gelenekleri unutmamakta fayda var. O dönemde Pueblo toplulukları yoğun olarak New Mexico'daki Rio Grande bölgesinde yaşıyordu ve bu topluluklara Rio Grande Pueblo'ları adı veriliyordu. Sanatçıların resim bilgilerinin üzerine yerel bir hassasiyet katarak eserler ürettiğini söyleyebiliriz. Bu sanatçılar çömlekçilik geleneğinden geliyordu. Duvar resimleri ve kivalara yani tapınma ve tören odalarına resimler yapıyorlardı ve daha da eski zamanlarda kaya resimleri yapıyorlardı. Pueblolu ressamlara ait ilk sergi 1919 yılında New Mexico Müzesi'nde gerçekleştirilmişti. Fred Caboti ve Ava Sireh ile birlikte Velino Şije bu ilk grupta yer alıyordu ve bu sanatçılar bir Avrupa resim geleneği olan kağıt üzerine sulu boya tekniğini kendi gelenekleriyle birleştiriyorlardı. Bu tabloda oldukça dekoratif bulutların olduğu bir gökyüzü manzarası görüyoruz. Merkezde bir ağaç, gökyüzünde ise kuşlar var. Kuşların bazıları hareket ediyormuş gibi görünüyor. Yırtıcı kuş olduğunu düşündüğüm bir kuş başka bir kuşu yakalamaya çalışıyor. Bazı kuşların daha sofistike bir üslupla ve daha sembolik çizildiğini söyleyebiliriz. Daha sonra mimari bir zemin çizgimiz var. Onun altında da suda yüzdüğünü düşündüğüm kuşlar var. Ayrıca boynuzlu bir yılan ve suda büyüyen çiçekler olduğunu görüyoruz. Velino'nun bu tabloda çeşit çeşit kuşlarla bezeli Oldukça modern ve dekoratif bir manzara oluşturduğunu söyleyebiliriz. Kuşlar, Pueblo dünyası ve kozmoloji için oldukça önemli canlılar. Aslında kuşlar genel anlamda oldukça önemli canlılar. Örneğin, kuş tüylerinin dualar ve dua çubukları için kullanıldığını ve belirli kuş tüyleri ve belirli kuşların yaşadıkları mevsim ve coğrafyaya bağlı olarak farklı anlamları olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre de kuşların göçmen kuşlar mı, ördekler gibi suda yüzen kuşlar mı yoksa yırtıcı kuşlar mı olduğu belirlenebilir. Burada sanatçının pek çok farklı kuş türü çizdiğini görüyoruz. Ancak asıl zekici olan şey Pueblo çömlekçiliğinin hem eski hem de daha çağdaş örneklerini bir araya getirmesi. Yani burada Pueblo tasarımlarının doğasında olan bir soyutlaştırmayı kuş formlarının, mimari formların ve bulutların soyutlaştırılmasını görüyoruz. Sanatçının bu soyutluluğu alarak Amerikan yerlisi olmayan kişiler için modernist bir bakış açısı ve art deco estetiği ile bu manzarayı yarattığını söyleyebiliriz. O dönemde Pueblo'lu sanatçılar kendilerini keşfeden modernist sanatçılarla iletişim halindeydi ve o modernist sanatçılar bu sanatçıları tanıtmak istiyordu. O dönemde Marston Hartley ve John Sloan gibi modernist sanatçılar Pueblo halkının haklarını korumak için çalışıyordu. Başka birçok Pueblo tablosuyla birlikte bu tablonun da sahibi olan Amelia Elizabeth White, Amerikan Yerli Hakları Derneği'nde oldukça aktifti. Bu dernek New York gibi yerlerde yaşayan diğer insanların ABD'nin Güneydoğu bölgesinde Amerikan yerlerine ait topraklara nasıl el konulduğunu ve onların haklarının nasıl ihlal edildiğini öğrenmesi için çalışıyordu. Modernist sanatçılar da Pueblo sanatındaki pek çok sanatsal ifade biçimiyle estetik anlamda bağlantılar bulmaya başlamıştı. Pueblo'lu sanatçılara destek oluyorlardı. Bu anlamda Velino, Şije'nin oldukça yaratıcı ve yenilikçi bir üslup takınarak Pueblo grafik sanat geleneğini daha da ileri taşıdığını söyleyebiliriz. Ancak tüketiciler, modernist sanatçılar ve Ardeko estetiğinden de ilham alan sanatçı eserlerine bu unsurları da yansıtıyordu. Bu oldukça yenilikçi bir tavır. Dediğim gibi sanatçı bu grafik sanatı geleneğine yeni bir boyut kazandırıyordu.